yeni programda birlikteyiz efendim. Ahmet, Zekeriya, İsa üçlüsü efendim, tabii onları da unutmuyoruz. Evet. Burada bir şey ortaya çıkıyor ama kardeşlerimiz de beraber. Efendim bugün dağlardan bahsedeceğiz. Bu var ya, engel olan dağlar var. Bir de gönül dağı var ya. Dur bakalım, bu dağ deyince ne anlıyormuşuz? Aslında her zorluğun sonunda bir güzellik vardır ya. Bakın burada ne konuyu şöyle işliyoruz. Diyoruz ki dağlar, başı dumanlı, üzeri karlı dağlar. Yüksek olduğu, soğuk olduğu için aşılamamış dağlardır bu dağlar. Tarih boyunca bu dağları aşan yiğitlerin izi pek az. Evet. Dört dağın ortasında özlenen, bekleyen, nazlanan yar var. Dört dağın ortasında bulunan yarda özel kokular var. Şiirler ona yazılmış, öyküler ona söylenmiş. Deyişler hep ona dayalı. İşte bu dağı delemeyenlerin, yol bulup içine giremeyenlerin yürekleri dağlanır. Halden hale düşerler, hallerine ağlanır. Dağı aşamayanlar, yâre ulaşamayanlar, yardan ayrı olmanın dağlılığı yanıklığında kalırlar maalesef. Kavuşmanın dertlisi olacaklarına, ayrı kalmanın dertlisi olurlar. Bu dağlar delinmezse dereler akmaz olur. İşte onun için ferhat olup dağları delmek var. Ferhat gibi yürekli olmak, yiğit olmak var. Ve her şeyden önce ferhat misali dağları delmeye azmetmek var. Dört dağ içinde nazlı nazlı duran, ferhatını bekleyen özel kokulu, etkisi ve yetkisi dünyalara bedel güle kavuşmak var. Adı şirin olsun, zühre olsun, dört dağ içinde bir ömür boyu parçasını, yarısını bekleyen var. Yol verin, yol verin yarim gele, dinsiz, imansız dağlar diye yakınan bir gül var. Denizlerin mavisine, güllerin rengine kaynak olan işte bu dört dağ içindeki güldür dostlar, gül. Yari bilmeden, dört dağ içindeki gülü bulmadan, bilmeden ağyar gözüken var. Dağlar delinir, güle varılınca toptan ve ayrıntısız yar, dost olur. Bunun için mesle gitmek ve dosta gitmek var diyoruz. Ve güzel dört dağ içinde bir gülüm var içinde diye güzel bir türkü var. Bunun peşine bu türküyü de gider. Bu da şöyle anlatmış. Dört dağ dersin dört dağ içinde. Gülü var bağ içinde. Hak dersini saklasın. Bir yarım var içinde. O da öyle seslenmiş. Güzel bir Anadolu türküsüdür. Dersim dört dağ içinde, dersim dört dağ içinde, gülü var bağ içinde, hak dersimi saklasın, bir yarim var içinde. Hak dersimi saklasın, bir yarim var içinde.
bir yârim var içinde. Harpudun altı kelek, harpudun altı kelek, dersime gidek gelek, elim elinde olsa, kapu kapu dilenek. Elim elinde olsa, kapu kapu dilenek, kapu kapu dilenek. Oy dağlar, 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 oy dağlar, 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 göksü çemenli dağlar, yol verin yârim gelen. Dinsiz imansız dağlar, yol verin yârim gele, başı dumanlı dağlar, dinsiz imansız dağlar. Dersimin yazıları, dersimin yazıları, meliyor kuzuları, ben buraya gelmezdim, alnımın yazıları, ben buraya gelmezdim, alnımın yazıları, alnımın yazıları. N'oldu aman oldu, n'oldu aman oldu, sararıp rengi soldu, ağam buradan gidelim, bu yerler viran oldu. Ağam buradan gidelim, bu yerler viran oldu, bu yerler viran oldu. Bu dağlar ne dağlarmış ya. Türkülerde çok dağ, başı dumanlı dağlı. Evet, için dağ engel oluyor ya. Ulaşılması zor. O zaman ulaşım da zor. Evet, delinmesi lazım. Efendime söyleyeyim. Bir engeli tarif etmek için dağ kullanılıyor. Hı hı. Evet efendim. Şimdi başımıza bela olan bir şey var. Bu konuyu da bir toparlayalım. Zan. Benim ahbabım vardı. Kendini tanıtırken yıllarca ben zan düşmanım. İlk defa tanışıyor biriyle mesela, o adını söylüyor, işte benim adım Mehmet diyor, ben zan düşmanı, o da. Abi ben zan anladım onu ya. Zan, 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 zana yaparız bir zan inşallah. Efendim zan nedir? Zan karanlıktır. İşte burada şimdi zanı anlatacağız bu programda. Tabii kısa kesiyoruz, aslında konular çok geniş, biz az öz anlatmaya çalışıyoruz. Mesela aklı eren diyor ki, zan aslının tersini kabul etmektir. Yani benim zannıma göre zan olmaz. Tespit edeceksin, bilmiyorum, tutacaksın. Ha, bu budur, bu masadır, bu gözlüktür. Kardeş bu anahtardır. Tutacaksın ama yani bak anahtar bu. Bundan kapı açılır. Efendim zan aslının tersini kabul etmektir. Zannın vücudu tamamen zifiri karanlıktır. Zannın vücudu. Kafanın irtibatı kalbin müsbet imanı,
ve daim zikrinden kesilirse kafa, önündekini görmeyecek kadar zifiri karanlık olur. Bak burada teşhisini koymuş, tedavisini söylüyor. Kafanın irtibatı, kalbin müsbet imanı ve daim zikrinden, yani unutmamak, işte dediğimiz anı yaşamak, hep konular iç içe. Kesilirse kafa, önündekini görmeyecek kadar zifiri karanlık olur. Zifiri karanlığın içindeyken de kedi gelirken aslan geliyor deseler inanmak zorunda kalır. Beyaz gelirken de kuzguni siyah bir şey geliyor diye iddia yürütülür. Zan her şeyin, tekrar özetliyor, zan her şeyin gerçeğinden uzak, tam tersine kabuldür. Cehaletin temeli zandır. Kendileri aydın olup kafaları aydınlatanlar, kendileri aydın olup kafaları da beraber aydınlatanlar, kendilerini zan düşmanı diye tanıtırlar. Zan bu kadar bela bir şey. Ve de şöyle bir toparlıyoruz. Zan derin ve gergin kanayan bir yara. Bir anda küstürür güler iken dünyaya. Muhabbetten zevk almaya çelikten perdedir zan. En aydın fikirlerde taassuptur zan. Hürleşmeyi köreleştirendir. Birleşmeyi bir anda mum gibi söndüren, deliye döndüren, karanlığa iten zan. Düşüncelerin ölümü, iyi niyetlerin mezarı, gövdelerin çatışması, kin ve nefret kokuşması zan. Görüntüde her şeyi olan, iç dünyasında karanlığa bulanan, sadece et kemik yaşayan zandır düşmanın ey insan. İyi bilesin ki zan, zan. Olayı böyle özetliyoruz. Yani zan. Nice zanlarla cinayetler işte. Zan tabii ki işte, anlamadan dinlemeden. Bugün mesela bakın, bazı böyle hani biz ayrıyız siz ayrısınız var ya, hani mesela söyleyelim Türk-Kürt meselesi. Halbuki Kürt Türk boylarından biri. Ne yapıyor? Ortasından gelirken bir kısmımız hayvancılıkla uğraşalım demişler. Bir kısmımız da şehire gidelim. İki kardeş bunlar. Aradan yıllar geçince tabii bizim de bütünlüğümüzü böyle çekemeyenler diyorlar, bunlar nasıl bölelim? Gidiyorlar mesela, bizim Zekeriya koyunları var. Ya Zekeriya, ha, İsa var ya, ha, senin var ya, bir eline geçirse sana şöyle yapacak. Yapma ya. Vay be. Zan bak şimdi. Vay be. Ben gösteririm ona. Bana da geliyor, diyor ki aman diyor dağa çıkma diyor, Zekeriya'yı görme. Yoksa diyor senin için böyle yapacak. İyi düşünmüyor. Hiç birbirimizle, o zaman telefon da yok tabii, İrtibatlı değiliz biz. Geliyor bana onu söylüyor, onu derken inanın anlamadan dinlemeden birbirimize düşman kesiliyoruz. Ya bakıyorsunuz gelenekler aynı. Biz onların evine gitsek izzet ikram enteresan, biz de aynı. Camide aynıyız. Aynı şeye inanıyoruz. Nedir bu ayrılık gayrılık? İşte bunları zandan kaynaklanıyor. Zan çok büyük bir düşman. O üstad boşuna dememiş ben zan düşmanı diye. Ufacık bir delikten girip düşünceleri alt üst edip fikir özgürlüğünü veremeden zan. Evet. Bu zanla ilgili böyle bir, bu zanın üstünü bir kapatalım. Bu karanlığı aydınlığa çevirelim. Neyle çevirelim? Bir türküyle çevirelim yani. Türküler biliyorsunuz aydınlatıyor. Türkü türediği yerden geliyor. Türemekten geliyor. Biz adımızı da türküden almışız ha. Türkü bu kadar bize iç içedir yani. Diğerleri beceremezler türkü. Zaten onların birkaç tane şeyi var. Makamı var. Esas bütün makamlar bizde. Türk müziğinde. Hocam bir soru sormuş arkadaşım. Yani İzzet Altın Meşe'den var mı bir referans? Ben de gümüş meşeyim. Ona söyle, ben gümüş meşeyim. O altın meşe, ben gümüş meşe. Söylüyoruz işte deminden beri. Selam söylüyoruz o altın meşeci kardeşimize. Ha. Tabii şimdi biz konuya göre türküleri seçmeye çalışıyoruz. Beğenirler. O kardeşlerimiz beğeneceklerdir muhakkak. Sevgilim cemalin, kıskanma benden. Sevgilim cemalin, kıskanma benden.
Bu felek ne zalim ayırır senden. Bu felek ne zalim ayırır senden. İkramlar toplanmış duydum bedenden. İkramlar toplanmış duydum bedenden. Ümidim, özentim, sade muhabbet. Ümidim, özentim, sade muhabbet. Cananın cemalin ermek isterim. Cananın cemalin ermek isterim. Gözümle gözünde görmek isterim. Gözümle gözünde görmek isterim. Uzaklık istemem, birlik izlerim. Uzaklık istemem, birlik izlerim. Hasretim, özentim, sade muhabbet. Ümidim, özentim, sade muhabbet. Hasretim, özentim, sade muhabbet. Ümidim, özentim, sade muhabbet. Bu türküler, tabii çok fazla duymadığınız türküler, bizim sohbet konularıyla yakından alakalı olduğu için bunların albümü falan yok. Söyleyen de var, bir grup arkadaşlarım söylerler ama böyle sazı eline alıp da böyle gümbür gümbür söyleyen biziz şu anda. Ama anlamlı. Sevgilim, cemalin. Şimdi burada sevgili, sevgililerin sevgilisi. Bak, sevgilim, cemalin, kıskanma benden. Bu felek ne zalim ayırır senden. Felek dünya. Dünya tutkusu, dünyaya tamah bizi gerçeklerden ayırıyor. Halbuki mesela diyor ki akıldan yayan, maddeye kayan, aldanır maddeye dayanan, ahmaktır elini almayan, sersemdir kalbine koyan. Bu dört diziyi anlayan, sağlam tatbike koyan, olur feleği yıkan, hayatta aldanmayan. Ne güzel adres koymuş. Malın fazlası, paranın fazlası kasa. Birazı cüzdan. Burayla burası değil. Burayla burası muhabbete açık, sevgiye açık, manevi değerlere açık olması gerekiyor. Çünkü onların yeri orası. Evet değerli dinleyenler, ikaz geldi. Kısa kes aydın havası olsun diyorlar. Tabii onun üzerinde bir duralım. Aydın havası niye kısa değil ki aydın havaları? Bayağı türküler başka bir şey. Ne anlamış onu da bir araştıralım. Aydın havasıymış. Öyle mi? Ben de aydın havası biliyorum. Bak bir şey daha öğrendim. Aydın çok teşekkür havası, ediyorum. Yani aydın havası kısa kes aydın havası. Aba değil mi? Doğru. Biz de hava biliyoruz ya hava. Neden aydın havası? Ben bakıyorum. Aydın havası böyle var ya. Dan 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 böyle o zeybek var. Ben ağlıyorum ya. O zeybek o böyle ayağını kaldırıyor, vuruyor. Çok milli. Milli oyunlarımız çok güzel bizim. Evet dostlar, akortu kalın efendim. Bir dahaki programda tekrar birlikte olmak üzere efendim inşallah.